sefer söyleyeceğim lan, kes sen şu gürültüyü! Sana söylüyorum lan! İkisinin de dumansızlık başına vurdu anlaşılan. Kardeşim, herkesin bir derdi var burada. Mehmet Ali'nin duman, seninkisi kalpazanlık. Seninki? Bilmeyen var mı lan? Katerina, ah Katerina, ah yaktın beni. Önce seni hırz düşmanı! Yapma! Ne olursun yapma! Ayağının altını öpeyim! Ölmüş! Ne yaptınız Kamer Bey? Elinizi kana buladınız. Bilmiyordum Katarina, evliymiş. Ne yapacağım ben şimdi? Olan olmuş. Bir şeyler düşüneceğiz. Siz hemen elbiselerinizi alıp kaybolun. Biliyorsunuz paranın halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Telefon ederim size. Oh, sağ ol, sağ ol Katarina. Beni bu beladan kurtarın, bütün servetimi vermeye razıyım. İyi kıvırdın, aferin. Bir süre ortalıkta görünme, hadi. Tamamdır bu iş. Ah!
fabrikası be! Vay arasını! Ya, helal valla! Esraftan bunun içine mi çıktı bu para? Ne ya? Yani bu böyle para makinesi mi? Yok, çocuk makinesi! Hadi bir daha çıkar bakayım! Ha? Hadi yavrum! Ne şiirdir ne keramet! En çabuk bu marifet! Hop! Şuraya bak! Gene çıktı! Tavuk gibi yumurtluyor! Ne haber, tamam mıyız? Vallahi tamam! Şeytan işi bu be! Nasıl yaptın bu makineyi? Söylemem, sırdır! Satar mısın? Ya, satmam! Enayi miyim be! Gene yaparsın ya! Hadi söyle bir fiyat! O kadar para yoktur sende! Ne kadar? 10.000! Abu ya! Demedim mi alamazsın sen! Şey, yarısına fit misin? Olmaz, sermayesini kurtarmaz! Ya bitme be! Hadi uzun etme! 5.000 veriyorum işte! Yenisini yaparsın be! Ver be Bekir! He ya! Bunca arkadaşlığınız var! Bu sefer de 1.000 lira çıkaranlığı yaparsın! Arkadaşı kırma! Arkadaş kardeşten ileridir! Sağ olasın! Tosla 5.000'i! Şu 1.000... 2.000... 2'de şu 4.000... 405.000! Ne bitti be! Ne getir hani! Al bakalım ayrını gör! Karlı bir işe yatırdım paranı! 2 saatte bir çalışır, unutma! Yani şimdi 2 saat sonra mı para yumurtlayacak? Evet! Şimdi saat 8'i 5 geçiyor! Demek ki ne? Onu 5 geçe çalıştıracaksın! Balonut makinası! Balonut makinası! Hayır burada çalışıyor! Balonut makinası! Hey! Çocuklar! Ben bu kadar parayı tek başıma yiyemem! Alın siz de biraz alsın! Alın, ziyafet çekin kendinize! Al oğlum! Al sen de! Kerevan sen de! Allah! Yemin oğlum, enayi parası da! Ay, üst tarafı da bana kalsın artık ha! Ulan zehir gibisin be! Hayatım 3 kağıtçılar arasında geçti ama kendim dahil senin gibisine rastlamadım ha! Tam bana göre bir adamsın sen! Ah, dışarıda beraber olacaktık ki! Ne olurdu? Zengin olurduk! Katerina'nın bu türlü işlere kafası iyi çalışır! İsminin hakkını verir Allah için! Katerina! Ondaki teşkilat Al Capone'da yoktur! Ucunda para kokusu olan her işte parmağı vardır! Lan Bekir, 4 dakika var, çalıştırayım mı gari? Vallahi sen bilirsin ama... ...baştan da söylediğim gibi makine ne kadar dinlenirse o kadar iyi olur netice. Boş ver lan, ilk seferinde yolunu versin. Marifetini bir göre hele, sonrakilerle dinlendirir seni ya. Hani lan? Neden çıkmıyor para? Dedim ben sana, vakti gelmemişti daha. Şimdi senin vaktine... Bekir! Savcılıktan tahliye emrin geldi, çıkıyorsun artık. Allah'a ısmarladık Hasan abi. Güle. Hadi eyvallah arkadaşlar, Allah kurtarsın hepinizi! Güle güle kullan, çıktı! Benim gibi adamı uyuttular, gitti paralar, gitti paralar!
bomba gibi. Son günlerim müşteri ve hasılat rekoru. Kamer Bey, sizi dün bekliyordum. Kusura bakma Katarina, parayı ancak bugün temin edebildim. Bununla tam 150.000 lira alır. Ne olur yetsin artık. Hele biraz daha dişini sık bakalım. Akıllanmadın mı sen? Allah korusun! Bir daha hovardalık tövbeyle... Bana bir rakı. Yanlış gelmişsin hemşerim. Burası meyhane değil, diskotek. Rakı bulunmaz. Öyleyse viski ver. Duble mi, tek mi? Tenekeyle. Ne? Tenekeyle mi? Hı-hı. Yanında bir kalıp da beyaz sabun olsun. Banyo yapacağım. Yabancısınız galiba. Ha? Nereden anladın? Sizi buralarda hiç görmedim de. Her geleni tanır mısın sen? Biraz. Yabancıyım. Ama her çevreye, herkese çabuk alışırım. Belli. Hayırlı işler Katerina. Çamur Recep'in selamı var. Recep'e benden de selam söyleyin. Parası yokmuş diyeyim. Sen çıldırdın galiba Katerina! Dükkanının darmadağın olmasını mı istiyorsun? Vallahi ne isterseniz yapın! Bıktım be! Ben sabah karanlığından gece yarılarına kadar Çamur Recep'e para yetiştirmek için mi çalışıyorum? Vermeyeceğim lan! Vay vay! Recep abimize posta al, ver lan! Aç kasayı! Boşalt hepsini! Ver!
hemen kaçalım! Ben de anlayamadım komiserim. Birkaç kaba da yıkılıklı adam geldi. Sonra birden kendi aralarında kavgaya başladılar. Korkudan saklandım. Tanıyor musun adamları? Yok, hayır. Hepsini ilk defa gördüm efendim. Şikayetçi misin? Yok. Kimseyi tanımıyorum ki kimi şikayet edeceğim. Bir şey olursa telefon edin müdüriyete. Baş üstüne komiserim, sağ olun. Neden söylemedin? Adamları tanıyorsun ya. Sen adam olmayacaksın. Uğraşılır mı adamlarla? Ya bizim kirli çamaşırlarımızı ortaya döküverirlerse? Peki aşağıdaki yaralı ne olacak? Bizim doktoru bulalım. Sayın! Aa, neden? Muayene olmayacak mısın? Ama benim kulağım ağrıyor. Doktordan iyi biliyorsan buraya neden geldin? Affedersiniz, madem ki öyle gerekiyor. Ne var be? Hangi cehennemdesin lan? Saatlerdir aramadık, yer kalmadı. Bir hastamla meşgulüm. Şimdi başlarım hastana. Kim bilir hangi çürüyü kandırıp eve attın. Acele gel! Neden acaba? Ne var ki? Bir iki saat sonra olsa... Hemen dedim. Yoksa ömrüm boyunca aç kalır sürünürsün. Peki Katerina, geliyorum. Ne oldu? Mühim ve ciddi bir hasta şekerim. Senin muayeneni başka bir güne bırakmamız gerekecek. Epey kan kaybetmiş ama bünye sağlam. 2-3 güne kadar hiçbir şeyi kalmaz. O zaman bakayım. Katibe! Arkadaşımızın kim olduğunu hala söylemedin. Sana kaç kere söyledim doktor eskisi. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. İşini bitir ve toz ol. İyi misin? Kati, Hasan'dan bir haber var mı? Ulan ne boş boğaz herifsin be! Hasan'ın sırası mı? Ne yapayım be Kati, bugünlerde çok tersoyum. Bırak içkiyi, yemek parasını bile zor doğrultuyorum. Hasan olsaydı bir iş ayarlar, yolumuzu bulurduk. Sana her zaman sabırlı olmanı söylemişimdir. Sesini kes ve toz ol. Bir şey zuhur ederse ben seni ararım. Tamam Kati, anladım, anladım. Sağ ol, sağ ol! Kim bu? Zavallı bir alkolik ve kadın budalası. Bir zamanlar iyi doktormuş galiba. Hastalarından bir kadına saldırdığı için hapis yatmış.
ve doktorluk diploması geri alınmış. Ama bizim işlerimize yarıyor arada bir. Beni neden buraya getirdin? Neden iyileştirmeye çalışıyorsun? Neden polisten gizledin? Dinlen şimdi. İleride konuşacak çok vaktimiz olacak. Babasıymış be! Kerim ne diyecek? Bu ne? Biz... Anladık oğlum, eşek sidiği diyen yok zaten! Ama bu koklamaya bile yetmez! Hadi sen kocaman bir şişe getir bakalım! Yanında da meyve! Paradan yana korkma sakın! Eşek mi bile vardı bizde onda? Olur be baba, Kerim beyefendi! Oy yavrularım! Abla şuradan bir şişe viski versene. Kime o? Şurada oturan Nurra. Cebi binlik dolu. Vay baba, vay vay. Selma'ya söyle ilgilensin. Hı hı. Vay yakışıklı, hoş geldin. Nasılsın abla? Sen beni boş ver de kendinden bahset. Kimdi o yavru ha? Sorma abla, bir işe girdik ki. Hayrola? Kız meğer bir milyonerin tek evladı değil miymiş? Fena lan, idare et işte. Yürümez abla, ben yanlış hareket ettim. Nasıl? Kıza o gün, ben de milyoner bir fabrikatörün oğluyum dedim. Senin 500 ilaç gibi geldi. Araba bile kiraladım. Oturabilir miyim? Aba oğlum, ne demek efendim? Şereflersiniz. Buyurun sultanım, buyurun efendim. İşi bitirdin mi, o koşar senin peşinden. Müstakbel kayınpeder de sosyeteye rezil olmamak için iç güveysi alır seni. Hayalinde inanın olgun erkekler vardır. Çok özel, aynı zamanda ciğerimsin sen benim yavrum. Ah şekerim benim. Ne düşünüyorsun be? Yoksa kıza çarpıldın mı? İşte o zaman takım yatar. Aşık olmak yok, anladın mı? Dur! Ne yapıyorsun? Burada olmaz. Peki nerede olur he? Sabırlı ol canım, daha yeni tanıştık. Epey içmişsin. Sıkıldım buradan. Veda etmek için dönüşünü bekledim. Nereye gideceksin? Hiç. Neden gidiyorsun öyleyse? Küçük bir sıyrık yüzünden ömür boyu sırtımı sana yaslayamam ya. Ama o yarayı beni kurtarmak için aldın. Sana borçluyum. Yara iyileşti. Sen de borcunu ödemiş oldun. Bekir. Ne var? Sana gitme desem, hep burada kal desem. Neden? Bilmem. Ben de anlamıyorum. Şimdiye kadar hiç kimseye, bilhassa hiçbir erkeğe dur gitme dememiştim. Bak Katerina, iyi bir kızsın sen. Ama ben yapamam buralarda, bir yere kapanıp kalamam. Hareket, heyecan dolu olmalı benim hayatım. Ne iş yaparsın sen? Yaşamak için ne gerekliyse. Tam düşündüğüm ve istediğim gibi. Yani tıpkı benim gibi. Seni ilk görüşümde anlamıştım bunu zaten. Kal be Bekir! Gitme! Dene bir kere! Beğenmezsen gidersin. Al daha açıkçasını! Hoşlandım senden be! Aman Kerimciğim! Dikkatli oyna, fabrikatör Cezmi Bey İstanbul'un en iyi pokercisidir. Avukat Selman Bey de yabana atılmaz hani. Sen merak etme sultanım. Üvertür.
İki port. Rolans. Peki. Siz beyefendi? Ben yokum. Joyce diyorum ben. Ben yokum. Görüyorum. Bart almaz. Leniz var efendim. Foy ruva. Kaybettiğiniz beyefendi, Gare As. Sıra sizde beyefendi, dağıtın kağıdı. Kimse kıpırdamasın! Polis! Hiçbir şeye dokunmayın! Hemen masadakileri ve bunların niyetini tespit edin! Allah aşkına yapmayın! Çekme be kardeşim! Mahvolurum! İşim, dostlarım! Karım öldürür beni! Ayağınızın turabı olayım! Adınız, soyadınız! Mesleğiniz! Gözünü seveyim memur bey! Yapma, sorma, yazdırma bunları! Öldür beni daha iyi! Bunu önceden düşünseydiniz! Lütfen sorduklarıma cevap verin! Ah, ah! Nereden bilirdim ki, düşünemedim! Bu kadın davet etti beni! Ticari itibarım, aile saadetim, mahvoldum! Oh, ne olur affedin beni! Gazeteci bey kardeşim, bari sen kıyma! Çektiği resim gazetede çıkarsa piyasada kimsenin yüzüne bakamam ben sonra! Bak şimdi dinle bak! Sen biraz benimle gel bakayım! Baş üstüne beyim, emredersiniz! Ne iş yaparsın sen? Ben deniz bankerim. Yani tefeci, açıkçası faizci. Ne olur beni kurtarın, bir daha mı tövbeler tövbesi? Üstünde ne kadar para var? bu kadar da altın var. Hadi toz ol buradan. Sağ ol, sağ ol beycim, sağ ol. Kısa yürün kâre. Bekir? Yani bu polisler... Ben sanmıştım ki... Sizin hazırladığınız işi tamamlamam, kazancı arttırmam lazımdı. Kader birliği etmedik mi? Onlar benim garibanlık arkadaşlarım, her kılığa girerler. Sen tanıdığım erkeklerin en yakışıklı ve en akıllısısın Bekir. Sen de kadınların en güzeli. Hadi, arkadaşlara haklarını ver. Ama tam kardeş bayı. Ne düşünüyorsun? Hiç. Hiç mi? Hiç. Bana sen sorsaydın ne düşündüğümü, hiç demezdim. Ne derdin? Seni tanıyıncaya kadar hayatın hiçbir değeri yoktu benim için derdim. Bir anda içinde bulunduğum çirkeften, çevremi saran iğrenç insan kalabalığından iğrendiğimi söylerdim. Kaçıp çok uzaklara gitmeyi, bambaşka, tertemiz bir hayat kurmak istediğimi söylerdim.
Bu söylediklerine kendin de inanır mıydın sonra? Neden olmasın? Sen istemez miydin böyle bir hayatı? Kim istemez ki? Aman nerede? Biz çamurda yaşamak için yaratılmışız. Zaten çabucak anlaşıp kaynaşıvermemiz de ondan. Çamur paklar bizi. İnanmıyorum gerisine. Ben inanıyorum. Yeter ki istesin insan. Nasıl? İyi bir vurgun. Büyük bir para. Sonra ver elini Avrupa, Asya, Afrika, neresi işine gelirse. Kur dilediğin gibi bir hayat, namuslu, düzenli, çoluk çocuk. Hayal bu senin söylediklerin, rüya. Gerçekleştireceğim bir gün. Gün doğmadan neler doğar? Doğar ya. Evine gittik. Harika bir yer. Yalancı dünyanın cenneti. Babasının çalışma odası, mücevher dolu kasası derken... Mücevher dolu kasa mı? Çok zor iş bu. Neden zor olsun? Kasadan anladığını söylemiştin. İş Cemil'i ikna etmekte. Yapamam abla. Ben kızı seviyorum. Çok seviyorum. Seviyor musun? Aptal! Var mı bu zamanda aşk? Menfaatine bak! Eline bir fırsat geçmiş, kullan! Sevgi abla, senden bir ricam var. Halama gece kendisine geleceğimi söylemiştim. Ama çok geç oldu. Ancak sabah uğrayabileceğim. Lütfen kendisine söyler misin? Teşekkür ederim. Evet evet, evdeyim. İyi geceler.
Bekir. Unutma. Herhangi bir şey olur da ayrılmak zorunda kalırsak... ...yarın sabah güneş doğarken kabak iskelesinde. Motor orada olacak. Merak etme. Hayrola bacım, arıza mı? Evet, birdenbire stop etti araba. Yalnız mısınız? Yok, hayır. Kocamla birlikteydik. Tamirci getirmeye gitti. Neredeyse gelir. Bir yardımım dokunabilir mi size? Yok, hayır. Teşekkür ederim. Peki bacım, geçmiş olsun. Güle güle bekçi efendi, sağ ol. Sesim! Yürü! Ne
Katarina yok. Kaçmıştır. Yürü. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Pavyonun altındaki depoya gidelim. Ne yapacağımıza karar verinceye kadar orada gizleniriz. Aha. Geldik, geldik! Uyumana bak ahbap! Bizi görmedin hiç, tamam mı? Peki abi. Allah Allah! Bugün de herkes benim kör olmamı istiyor ya! Hadi! Paylaşalım hemen! Katiyeyi de bulalım sonra! Boş ver Katiye yahu! Deli misin sen? İki tane ölü var ortada! Polis neredeyse biner tepemize! Hadi hemen paylaşalım da ortadan toz olalım! Bırak dedim! Katinin de payı var orada! Bravo! Bravo delikanlı! Sen ha? Beni hatırladın demek! Buna daha çok sevindim tabii! Ne zaman çıktın? 3 gün önce! Doktorla konuşup iyi bir voli vuracağınızı öğrenince ortaya çıkmak için bugünü bekledim! Arkadaşlarım bana hiç ihanet etmezler! Bunu sana içerideyken söylemiştim! Yalnız o kalleş Katerina beni sana değiştiği için cezasını görecek! Zahmetinize teşekkürler dostum! Bırak onu! Katerina Hasan'la kaçtı, doktor öldü. Ne, orası karakol değil mi? Nereye gittiler, nereye? Bilmiyorum Allah'ım. Söyle! Bilmiyorum. Beni satarsın ha! Dur Hasan, vurma! Düşündüğün gibi değil! Doktor yalan söylemiş! Kıskançlığından! Bekir'i bu soygun için elimde tutuyordum. Elimize geçince kovacaktım! Sana saklayacaktım paraları! Yalan! Yalan! Seni bilmez miyim ben? Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Öldür! İnanmıyorsan öldür! Ama son bir defa! Sev beni! Sev beni Hasan!
Yeşil Tilki Pavyonu'nun sahibi Katerina ile adamları. Sandın değil mi? Nereye gideceğini anlamak için uyku numarası yaptığımı düşünemeyecek kadar sevdalanmışsın o herife. Ama dünyada değil, cehennemde devam edecek aşkınız. Bırak onu! Bekir!